Yeni bir videodan herkese merhaba. Daha önce şutunuzu geliştirmeniz için etkili bir şut antrenmanı vermiştim. Şimdi doğru şut nasıl atılır onu anlatacağım. Bu arada TikTok'ta takip etmiyorsanız beni orada da takip edin. Geçenlerde orada bir video paylaştım. Herkes şut stilime sallamış. İşte o şutla ders mi veriyorsun? O nasıl şut formu? Böyle böyle yorumlar yazmışlar. Yani ben böyle yorumları gerçekten anlayamıyorum. Eğer tek bir doğru olsaydı şut atma konusunda herkes aynı şekilde şut atardı. Bütün profesyonel oyuncuların şutunun aynı olduğunu görürdünüz. Ama öyle bir durum yok. Mesela Tyrese Haliburton, Joe Ingles. Ya böyle bir sürü oyuncu var şut formları çok kötü olan. Ama yani bu adamlar %100 şut atarak milyon dolarlar kazanıyor. Ama bu TikTok'taki basketbol dahilerini anlatamadım bunu. Yani farkındayım, benim şutlarımda bayağı hatalar var. Doğru şut nasıl atılıyor? Yani bunu bilmiyor olabilir miyim? Bu benim mesleğim ya, bu benim işim. Doğru şutun nasıl atılacağını, doğru şut formunu tabii ki biliyorum. Kendi şut formumun bozuk olması bunu bilmediğim anlamına gelmez. Gelmiş geçmiş en iyi şutör Stephen Curry yani. Herkesin ortak fikri bu. Ama en doğru şut formu onda değil. Onun da şut formunda bozukluklar var. Yani bu konuda tek bir doğru yok. Sizin kendinize uygun, kendinizi rahat hissettiğiniz şut formu oluşturmanız lazım. Sizin kendinize göre doğru şut formunuz vardır. Ben şimdi bu kendinizi rahat hissedebileceğiniz şut formunu nasıl bulacaksınız bunu anlatacağım size. Yani bu konuda tabii kesin yapmanız gerekenler, kesin yapmamanız gerekenler var. Bir de benim önerilerim olacak. Şimdi hemen gösterime geçelim. Videoların üzerinden konuşalım. Bugüne kadar şut öğretilirken hep aynı şeyler anlatılıyor. 150 yıldır böyle bu. Yok baş parmaklar T harfi şeklinde olsun, yok ayaklar tamamen çemberi göstersin. Ama ben biraz daha farklı, çok anlatılmayan detaylardan bahsedeceğim. Alışılmış anlatımların dışında olacak. Ezberleri bulacağız hep birlikte. Şut atarken en önemli olduğunu düşündüğüm şey ayaklar. Ayaklarımı kurduğumda, şut atarken ayaklarımdan güç aldığımda hep daha yüzleri şut atıyorum. Öncelikle omuz genişliğinde açıyoruz bacaklarımızı. Ne çok geniş olmalı ne de ayaklar birbirine çok yakın olmalı. Hangi elle şut atıyorsanız o ayağınız yarım adım önde olabilir. Bundan sonra yapmanızı istediğim şey, eğer sağ elle atıyorsanız ayaklarınız tam çemberi göstermesin mümkünse, biraz daha sola doğru baksın. Eğer sol elle atıyorsanız da tam tersi sağa doğru baksın. Ayaklar tamamen dik bir şekilde çemberi gösterdiğinde omuzlara daha çok yük biniyor. Bu da şut atarken istemediğimiz bir şey. Ama ayağımızı biraz sola çevirdiğimizde burada gösterdiğim gibi çembere doğru daha düz bir açımız oluyor şut atarken. İyi bir şutörün özelliklerinden biri de topu hazır beklemektir. Şimdi top beklerken bir taktik vereceğim size. Şut attığınız dirseği vücudunuza dayayarak burada gösterdiğim gibi U şeklinde bekleyin. Bunu yapmamızın sebebi şuta kalkarken dirseğimizin sağa sola açılmasını önlemek ve dik bir şekilde olmasını sağlamak. Genelde bu şekilde iki elimizle vücudumuzun önünde bekleme hatası yapılıyor. Bu dirseğinizin sağa sola açılmasına sebep oluyor. Dediğim gibi U şeklinde vücudunuza yakın bir şekilde beklerseniz dirseğinizin dik kaldığını ve şutunuza yardım ettiğini göreceksiniz. Daha önce bu konudan bahseden kimseyi görmedim. Ama bu özellikle küçük yaş gruplarında güç yetmemesinden kaynaklı bir hata. Şut atarken vücutla top arasında bir boşluk yaratmamız gerekiyor. Vücuda yakın atarsanız şutu az önce bahsettiğim gibi dirsekleri dik tutma ihtimalimiz ortadan kalkıyor. Şut atarken topla vücudunuz arasında bu boşluğu yaratmayı unutmayın. Şut atarken yapmanız gereken önemli şeylerden biri de top elinizden çıktıktan sonra parmaklarınızla topu takip etmektir. Bu konuda yapılan hataları göstereyim önce. Bir şut attıktan sonra ellerini direkt indirenler var. Bir de böyle parmakları topu hani düz bir şekilde değil de sağa sola açılarak gösterenler var. Bu da çok yanlış. Attıktan sonra parmaklarınızdan hayali düz bir çizgi çektiğinizde topu gösterecek şekilde olmalıdır. Şutu işaret ve orta parmağınızla atmanızı tavsiye ediyorum. Burada da gördüğünüz gibi ben o iki parmağımla şutu attıktan sonra topu takip ediyorum ve doğrusu da bu. Şut atarken ayaklarımızdan olabildiğince güç almamız lazım. Bu yüzden zıplamak çok önemli. Şut atarken sadece üst vücudumuzu kullanırsak güç eksikliği ya da maç içinde yorulduktan sonra şutunuzun bozulması, daha uzak mesafeden attığımızda şut stilimizin değişmesi gibi sorunlarla karşılaşırız. Bütün şutlarımızı aynı ritimde birebir aynı atmak istiyoruz. Bu yüzden şut antrenmanlarında da olabildiğince zıplayın, bacaklarınızdan güç alın. Zıplarken şut attığınız yerden yarım adım ileri düşecek şekilde zıplamanızı tavsiye ediyorum. Özellikle küçük yaştaki topu çembere yetiştirmekte zorlananlar o yaştan bunu alışkanlık edinirse çok faydalanacaktır bundan.
Son olarak bir hatadan daha bahsetmek istiyorum. Eğer şu kafanızın çok üstünden çıkarırsanız kolunuzda olması gereken bu 90 derecelik açı kaybolacak ve şut atarken kolunuz geriye gidecek. Böyle olunca da arka koldan güç almaya başlayacaksınız. Bu da şut atarken hiç istemediğimiz bir şey. Bu yüzden şutu alnınızın hizasından çıkarmanızı öneriyorum. Evet, videonun sonuna geldik. Bu söylediklerimi, tavsiye ettiklerimi deneyerek, çalışarak şutunuzdaki hataları giderebilirsiniz. Yani sizin Curry gibi atayım, Harden gibi atayım olayından çıkmanız lazım önce. Çalışarak, bunları deneyerek kendinize en uygun, en rahat hissettiğiniz şut stilini oluşturmanız gerekiyor. Videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.